Başka? İspanya ve kısmı geçti haberiniz. Kıbrıs vardı. Yok, sorun. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Kıymetli misafirler, sizlerden istirhamımız olacak. Sessiz olursak seviniriz. Değerli misafirler, programımıza başlamadan önce çok önemli bir şey arz etmek istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Efendim, topluma verilen en büyük hediye hizmettir. Üstün hizmetlerinden dolayı Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'na ve bütün ekibine sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bu esnada birazdan saygıdeğer konuklarımızı da, konuşmacılarımızı da davet edeceğiz. Bu esnada çok önemli bir şey arz edeceğim efendim. Tabii ki mecazi anlamda cennette bir hocayı görmüşler. Gümüş karyolada uzanmış. Birisi geliyor diyor ki, hoca siz cennetin ikinci katına çıkın bakın Allah neler yaratmış. Hoca çıkıyor. Bakıyor, aman Allah'ım. Her taraf altın karyolalarla döşenmiş. Birisi de uzanmış. Hoca soruyor. Bu zat kim? Diyorlar ki minibüs şoförü. Allah Allah diyor. Nasıl olur minibüs şoförü? Ben hocayım. Giriş katta gümüş karyolada. Bu minibüs şoförü üst katta ve altın karyolada. Söyleyelim hocam nasıl olur? Hocam siz hutbeyi okurken cemaati uyuturdunuz. Cemaati ilhama getirmezdiniz. Cemaati şaha getirmezdiniz. Bu öyle fena araba kullanırdı ki millet korkudan ya Allah ya havle Allah diyordu. Cenab-ı Mevla o mükafatı vermiş. Ben de buraya davet edeceğim şahsiyetler, zatlar ses getirmesi lazım efendim. Öyle mi değil mi? Yoksa gümüş karyolada yatar. Sayın Belediye Başkanım, siyasi partinin kıymetli temsilcileri, sayın muhtarlarımız, sayın meclis üyelerimiz, biri dilinden değerli Sivil Toplum Kuruluşu'nun kıymetli başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, medeniyetler şehrinin medeni insanları, 7'den 70'e mark olmuş şahsiyetler, beklenen gün bugün. Bugünün adına doyulur mu tadına sözüyle başlamak istiyorum. Alemlerin Rabbi Allah. Zaferin sahibi Allah, Allah sonsuz sevgisini üzerimizden eksik etmesin derken gün güne benzer. Fakat bugün ayrı bir güzel, önemli bir gün, özel bir gün. Zeytinburnu'nda bir arada olmanın mutlu ve muhteşem günü. Katılımlarınızdan dolayı gecemizi aydınlattığınız için hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Tekrar güçlü bir alkış istiyoruz efendim. Divan önergesi için Sayın Hüseyin Erdem Beyefendi'yi sahneye teşriflerini arz ederim efendim. Başkanım, Sayın Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları, Sayın ilçe başkanlarım, divan önergesi vermek için buradayım. Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Genel Kurulu'na, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu'nun Oluğa Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na Kemal Dündar'ın başkan, vekilliklerine Suat Sarıkaya, Hikmet Şener'in yazman katip üyeliğine ise Metin Hayıroğlu'nun seçilmesini teklif ederiz. Teklifi verenler Mehmet Çakır, Hüseyin Erdem, Dilman Kaya, Adem Honca, Necati Kalem. Kabul edenler. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Divana davet et. Divanın yerine davet. Divanın yerine davet ediyorum. Değerli Belediye Başkanı, siyasi partilerin ilçe başkanları, saygıdeğer halkım, sizleri saygı, sevgi ve merhametle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yönetim kurumuna benim arkadaşları divanı layık gördükleri için şahsım ve arkadaşlarım adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Kendimi tanıtayım. Mardinliyim. Mardin Denekleri Federasyonu Başkanıyım. Serbest avukatlık yapmaktayım. Divan arkadaşlarım da kendini tanıtırsa sevinirim. Hikmet Şener, Balıkesir Gönül Oldu Köyü Eski Dernek Başkanı. Biz Cevdet Bey gibi coşturamıyoruz. Hiçbirimiz onun gibi yapamayız. Teşekkür ediyorum. Biz sadece yöneteceğiz, coşturmayı sana bırakıyoruz Cevdet Bey. Ben zaten farkındayım. Yani, sıkıntı yok. Gündem maddeleri önünde açılış ve yoklama yapıldı. Yoklamada delegeler sayısını getirir çoğunluk var mı acaba? Divan'da yaptığımız araştırmaya göre 100 delegenin 66 tanesi halihazırda mevcut ve yeteri çoğunluğu sağlanmıştır. Ve kaldığı yerden gündemden daha ne diyor? Çünkü yeteri çoğunluk sağlanmış durumda. Üçüncü maddesi saygı duruşu ve istiklal marşı. Hepiniz bir dakika saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Köşeye atmışsınız. Tam köşedeyiz. Biz biraz kaydıracağız. Efendim, divan her şeyin üstünde. Sayın avukat. Bu arada delege listesi yeteri kadar dolu ulaştı. Bence şuraya alın. Gündemde slide gösterisi var. Onu hemen reji olursa. Cevdet Bey, bir slide gösterimiz var. Thank you.
salondaki birçok kişiyi muhtemelen çok eskilere götürmüştür. Çok güzel bir slide'tı. Elinize, emeğinize sağlık. Ben de 10 yılı aşkın süre Zeytinburnu'da Mardiler Dernek Başkanlığı yaptım. ZTF'in de bir üyesiydim. O da beni bir rüyamdı. Ben şu an kendimi rüyamda hissediyorum. Mehmet Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü birleştirici bir gücü var. İki dönem başkanlık yaptı. Şahsım adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Gündeme göre Genel Başkan Mehmet Çakır'ın konuşması var. Diyor Sayın Divan. Ben az önce bir şey, çok güzel bir şey arz etmiştim efendim. Dedim ki topluma verilen en büyük hediye hizmettir. Üstün hizmetlerinden dolayı Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Çakır Beyefendi'ye bizler de sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Selamlama konuşmalarını yapmak üzere gönlümüzde taht kuran aktif, yetenekli, başarılı Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Mehmet Çakır Beyefendi'yi sahneye teşriflerini arz edelim. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli siyasi partilerimizin ilçe başkanları, meclis üyelerim, Zeytinburnu Belediye'mizin başkan, meclis başkan vekilimiz, değerli muhtarlarım, çok değerli, birbirinden değerli dernek başkanlarım ve rahatsızlı delegasyon, derneklerimiz delegeleri ve Zeytinburnu'nun birbirinden değerli insanları, hanımefendiler, beyefendiler. Bu akşamki 5. Olağan Genel Kurulumuza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tabii ki derneklerde, federasyonlarda, ilçelerde ve ülkelerde seçimler olur. Ve bu seçimlerde o ülkeyi ya da o derneği, o ilçeyi yönetecek insanlar seçilir. Ve bunun bir süresi vardır. Ve bu anlamda bu süremiz de bizim gelmiştir. Bu anlamda biz bir genel kurul öncesi ön seçim yaptık. Ve ön seçimde Çankırı Dernek Başkanımız Arif Şengül ile Mardinler Dernek Başkanımız Dilman Kaya Bey yarıştılar. Bu anlamda Dilman Kaya Başkanımız ipi göğüsleyen taraf oldu diyeyim. Ve bu anlamda birlik ve beraberliğimizin pekişmesi için ön seçim önerdik ve ön seçimde bütün arkadaşların kararıyla oldu. Hep birlikte buna karar verdik. Dedik ki burada delegasyonun karşısına değil de kendi aramızda olsun diye yaptık. Ve şu anda tek liste halinde Dilman Kaya kardeşimiz buraya aday olarak geldi. Tabii ki biraz sonra delegasyonun da oylamasından geçecek. Geçtikten sonra da 3 yıllık süre içerisinde ZDF'i yönetmiş olacak. Tabii 2019'daki genel seçimde burada 2019 seçimimizde ben tek 2019-2022 Aralık ayına kadar yetki istemiştim. Ve buradaki seçim sonucunda da sizler burada bize yetki verdiniz. Bizim görev sürecimiz doldu. Bu ana buraya kadar slaytları gördük. Birçok arkadaşla çalıştık. Birçok arkadaşımızla birlikte yol yürüdük. Bu anlamda tüm arkadaşlarımıza hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Yol arkadaşlığı yaptık. Birlikte birçok programa imza attık. Zeytinburnu Dernekler Federasyonu isminin çıtasının yükselmesi için hep birlikte yönetim kurulu olarak onların hepsinin imzası vardı ama ancak bütün delegasyonun da bize desteği çok önemliydi ve bu desteği Allah razı olsunlar verdiler. Bizler de elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince sizlere ve Zeytinburnu'muza hizmet etmeye, birlik beraberliğimizi pekiştirmeye özen gösterdik. Bu anlamda destek verdiğiniz can gönülden her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bundan sonraki seçilecek yönetime başarılar diliyorum. Tabii ki ben de oranın bir üyesi. Bundan sonra başkan olarak da yönetim kurulu üyesi olarak burada görev yapacağım. Çünkü ZDF'in her ilden bir dernek olayı var. Herkes birbirine yönetiminde olmak zorunluluğu var. O anlamda biz de yönetim kurulu üyesi olarak arkadaşımıza bilgi ve deneyimimizi aktaracağız. İnşallah hep birlikte bu çıdayı daha da güzele, daha da ileriye, Zeytinburnu'nun birlik ve beraberliğine hep birlikte katkı vermeye devam edeceğiz diyorum. Tekrar katılımınızdan dolayı başta Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy olmak üzere tüm siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza ve tüm delegasyonumuza tekrardan teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.
takdire şayan konuşmalarınızdan dolayı saygıdeğer misafirlerimizin huzurunda Zat-ı Âlimize ince, derin ve sıcak teşekkür ediyoruz. Buyursunlar efendim. Efendim, selamlama konuşmalarını yapmak üzere güzel konuşuyor dediniz. Bizler için farklıdır yeriniz. Zeytinburnu Dernekler Federasyonu yeni genel başkan adayımız Sayın Dilman Kaya Beyefendi'yi kürsüye teşriflerini arz ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle buraya hizmet olacağım. Bütün hizmetlerime önde gidiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Kusura bakmayın, gerçekten de sizin karşınızda heyecanlanmamak elde değil. Sayın Divan, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerin değerli başkanları, yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütlerinin çok kıymetli başkanları, yol arkadaşlarım ve yönetim kurulu üyeleri, değerli başkanlarım, değerli basın mensupları, Zeytep'e gönül veren değerli dostlarım, hemşerilerim, abilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı, kardeşlerinizden biri olan Mardin Derneği'nin başkanı Dilman Kaya olarak bugün karşınızdayım. İki dönem 6 yıl süreyle Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Başkanlık görevini en iyi şekilde yapan çok kıymetli Genel Başkanı Mehmet Çakır'a çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyelerine, federasyonumuza yeni katılan dernek başkanlarımıza, tüm gönüllere teşekkürü bir borç biliyorum. Bu bir bayrak yarışı ve her devir tesliminde bu bayrağı bir çıta daha yukarı taşıyabiliyorsak ne mutlu bize. Başkan adaylığım sürecinde desteklerini esirgemeyen, ancak isimlerini sayamayacağım herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bulunma amacımın, sizlerle paylaşacaklarımın sizler için anlamlı olacağını düşünüyorum ve ZDF'e üye olup yönetiminde birlikte olduğumuz günden bugüne kadar ZDF'in bir paydaşı, destekçisi oldum. Birçoğunuz ile çeşitli panel, açılış, yöresel günler, cenazeler, toplantılar, düğünlerde bir araya geldik. Bugüne kadar edindiğim bilgi ve deneyim ışığında demokrasi kenti Zeytinburnu'nda demokrasiyi taşlandırmak adına Zeytinburnluların karar alma mekanizmalarına katılımını daha da güçlendirmek üzere çalışacağımdan şüpheniz olmasın. ZDF herkesin, hepimizin ortak faydasıdır. O ortak faydada herkesin gönül rahatlığıyla buluşması, bir araya gelebilmesi, Zeytinburnu başta olmak üzere İstanbul'da bu güzel ülkemizin sorunlarına yönelik çözüm üretebilmesi için hep birlikte kardeşlik bağı içerisinde çaba göstereceğiz. Ortak akıl savunmak, hak ve adalet temelinden ayrılmamak için farklı etkinlikler düzenleyebiliriz. Ancak bunu yaparken ZDF'i Zeytinburnlularla karşı karşıya getirmemeliyiz. Uçlarda durmaktan kaçınmalı, kardeşlik temelli partiler üstü olan çıtamızı sahip çıkmalıyız. ZDF imajının olumlu olmasına çok dikkat etmeliyiz. Herkesin katılmak isteyeceği bir Zeytinburnu algısı, Zeytinburnu hep birlikte oluşturacağız. Kimse dahil olmaktan imtina etmemeli. Barış işbirliği ve ortak akıl denince Zeytinburnu'da akla gelecek olan ZDF kurucu değerlerimiz çizgisinde kalmalıdır. Zeytinburnu'daki STK'ların en güçlü olduğu ve son yıllarda sivil toplumun kalbinin attığı ZDF'ten yeniden yeni başkan adaylarının çıkıyor olması da bugün ayrıca anlamlıdır. ZDF'in kuruluş amacının gerçekleşmiş olduğunu, yapılan tüm çalışmalarının yerinde olduğu önemli bir göstergesidir. Zeytinburnu'daki sivil toplumun manipüle edilmeyecek kadar güçlü, bağımsız ruhu olduğunu apaçık ortada. Özellikle Zeytinburnu'nda ZDF güncesinde faaliyet gösteren STK'larının birbirinden değerli başkanları, yöneticilerin olduğunu söylemeden geçemeyeceğim.
Şimdi sizlerle 6 maddelik manifesto paylaşmak istiyorum. Müsaadenizle. İzniniz olursa biraz içmek istiyorum ama hakkınızı helal. Katılımın güçlendirilmesi ve mahallelerde oturan vatandaşların kendi belediyelerinden bunu talep eder hale gelmesi için daha fazla anlatacak ve özetlenecek hale getireceğiz. Diğer ilçelerdeki bu demokratik katılım Zeytinburnuların mahalle komitelerine daha fazla katılımını destekleyeceğiz. Mahalle komitelerinin katılımı artarak etkisini güçlendireceğiz. İstanbul'un diğer ilçe mekanizmalarının kurulması için deneyimlerimizi, paylaşımını sürdüreceğiz. Yeni meclisler kuracağız. Engelliler, sağlık, iş dünyası, sivil savunma, kültür sanat, yabancılar ve muhtarlar meclislerine öncelikle ele alacağız. Zeytin binasını daha ulaşılabilir hale getireceğiz. Çalışma gruplarının ise işlevsel hale getirilmesine çalışacağız. Proje bazlı çalışmaların artırılması için Zeytin'de yapmaya özen göstereceğimiz bir diğer alanda faydalı projeler üretip hayata koymak ve her zaman üretici faydacı projelerin önünü açabilecek profesyonel bir görüşe sahip olmaktır. STK'ların temsiliyetinin artırılması, Zeytinburnu'ndaki STK'ların Zeytinburnu'ndaki süreçlere daha fazla katılımını Zeytin çatısı altında kurulacak olan Zeytin Meclisi ile sağlayacağız. Gönüllülerin STK'lar daha fazla katılıp Zeytin süreçlerine STK'lar üzerinden dahil olmasını sağlayacağız. Bu şekilde büyümeyi daha fazla desteklemiş olacağız. Şeffaf ve hesap verilebilir olma, ortak yaşam kültürünün en önemli değeri haline gelmekte olan iki kavram var bugün. Şeffaf olma, hesap verebilme, herkesin olduğu bir şeyi kimseden saklamamalıyız. Daha aktif bir yönetim kurulu yapılan toplantılar, faaliyetlerde seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresi boyunca aktif olarak çalışmalara katılmasına ve sorumluluk üstlenmesine azami derecede dikkat edeceğiz. Zeytin çalışanların gölgesinde kalmayacak ve hep birlikte uyum içerisinde çalışacak bir yönetim kurulunun oluşması Zeytinburnu'daki sivil toplum temsiliyetini daha da güçlendirecektir. Zeytinburnu Belediye'mizle birlikte fikir birliği sağlayarak sosyal projelerin Zeytin geleneğine uygun bir şekilde Zeytin gündemlerine getirilmesine çalışacağız. Sivil toplumun ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerine Zeytin'de yanıt vereceğiz. Bu şekilde Zeytin'in sivil toplum merkezi haline gelmesini sağlamış olur. Konuşmamın sonuna gelirken kendisine tanınan tefil hakkını kullanarak tercihini yapacak olan tüm Zeytin ailesini gönülden tebrik ediyor. Beni dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Zeytinburnu ve Zeytin için tüm özverimi, çabamı ortaya koymak için buradayım. Yaptığım tüm konuşmanın nihai özeti, Zeytin'in ve Zeytin ailesini gelişim gösterebilme hedefleri olan, bu doğrultuda ilerleyecek, somut adımlar atabilen bir aile haline getirebilmektir. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum tekraren. Sizlerle birlikte olmak benim için bir ayrıcalıktır ve hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, güzel konuşuyor diliniz. Bizler için farklıdır yeriniz. Boşuna demedim. Gerçekten insanın süsü yüzüdür. Yüzünün de süsü gözüdür. Aklının süsü dilidir. Dilinin de süsü sözüdür efendim. Bu güzel sözlerinizden dolayı saygıdeğer misafirlerimizin huzurunda Zat-ı Âlimize sonsuz teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Buyursunlar efendim. Efendim, konuşmalarını yapmak üzere hep koşarken bir şeylere yetişme telaşında görürsünüz onu. Tek telaşı Zeytinburnu halkına hizmet oldu. Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Alısoy Beyefendi'yi kürsüye teşriflerini arz ederim. Çok değerli ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin değerli ilçe başkanları, belediye meclis üyelerimiz, muhtarlarımız,
diğer sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, ZEYDEF'i oluşturan başkanlar, ZEYDEF'i temsilen değerli delegeler, Sayın Divan, değerli Mardin Dernekleri Federasyonu Başkanımız, Üstadımız, dostumuz Kemal Bey, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam Zeytinburnu Dernekler Federasyonumuzun genel kurulunda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Görevi devredecek olan Mehmet Çakır Bey'i hepimiz dinledik. Bütün emekleri için teşekkür ediyorum. Yine daha önce Mehmet Çakır kardeşimizin de söylediği gibi yapılan ön seçimde eğilim yoklamasında aday olarak ortaya çıkan ve biraz önce kendisini dinlediğimiz Dilman Kaya kardeşimize de şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi doğal olarak hem mevcut başkan hem de yeni başkan inşallah bu akşam değerli delegelerimizin oylarıyla başkan seçilecek. Onlar ZEYDEF. Onların gündemi Zeytinburnu Dernekler Federasyonu. Benim gündemim ise Zeytinburnu. Gerçi bunlar birbiriyle çelişik şeyler değil. Benim bütün arzum, buradaki bütün salon buna şahittir, Zeytinburnu'nun daha yukarılarda bir yerde olması. Zeytinburnu bizim göz bebeğimiz, memleketimiz. Hepimiz burada huzur içinde yaşıyoruz. Diliyorum bu Zeytinburnu Dernekler Federasyonu bizim birliğimizin, beraberliğimizin bir çatısı olur, bir temsilcisi olur. Bu genel kurulların bir teamül oluşturmasını çok arzu ediyorum. Bir Zeytinburnu hizmetkarı kardeşiniz olarak bu bir teamül haline gelsin. Her genel kurul burada şimdi olduğu gibi bir büyük birlik beraberlik gösterisine, bir birlik beraberlik gövde gösterisine şahit olsun. Bunun zaman içinde oturacağına inanıyorum. İnşallah hep birlikte, eski başkan, yeni başkan birlikte, hepimizin çabası Zeytinburnu'dur. Ortak paydası, biraz önce söylediğim gibi ortak paydamız, büyük değerimiz Zeytinburnu'dur. Hepimiz Zeytinburnu'muzun daha müreffeh olması için çalışıyoruz. Ben sizin bir temsilciniz, bir seçilmiş hizmetkarınız olarak bunun için çalışıyorum. Burada bulunan bütün Zeytinburnu'lu hemşehrilerimin, dernek başkanlarımızın, muhtarlarımızın, belediye meclislerimizin, siyasi partilerimizin, ilçe başkanlarının da derdini bu olduğunu düşünüyorum. Ortak paydamız Zeytinburnu'dur. Hepimiz bu değeri daha yukarıya çıkarmak için, göz bebeğimiz gibi korumak için çalışmalıyız. Sözleri uzatacak değilim. Bu akşam ZEYDEF akşamı. Tekrar bu zamana kadar bu görevi başarıyla yürüten çok değerli kardeşimiz Mehmet Çakır Bey'e bütün emekleri için çok teşekkür ediyorum. Dilman kardeşimiz tabii heyecanlı, güzel de bir manifesto açıkladı. İnşallah söylediklerinin bir kısmı hem dua yerine de geçer. Elbette bu işler önce niyet etmekle başlar. Biz Zeytinburnu Belediyesi olarak elimizden gelen desteği bundan önce de verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Yeter ki göz bebeğimiz, kıymetlimiz, evimiz, memleketimiz daha huzurlu, daha birlik, beraberlik içinde bir ilçe olur. Buna her türlü katkıyı bu zamana kadar verdik. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Ben iki genel başkan da söyledi ama hepinize gerçekten buraya güç verdiğiniz için, başta ilçe başkanlarımız, dernek başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız olmak üzere bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. ZEYDEF'e huzur içinde bir çalışma dönemi diliyorum. Tekrar söylüyorum, biz elimizden gelen desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Fakat bir hususta anlaşmamız lazım. Bu Cevdet abinin olduğu yerde biz konuşmacılar
biraz yani bu bilmiyorum yani. Sayın Başkan ben estağfurullah. Geldi tabiyle bir alkış, çok teşekkür ediyorum ayrıca. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, saygıdeğer belediye başkanımızı göndermeden önce her adımını insanlığa hizmet, Alısoy, Zeytinburnu halkı için büyük bir nimet efendim. Tekrar tekrar bu güzel konuşmalarınızdan dolayı sonsuz teşekkürümüzü arz ediyoruz. Büyük bir güçlü alkışla gösteriyoruz sayın başkanım. Sayın Divan, kapanışı yapıyoruz. Teşekkürler. Buyurun. Üç başkanıma da bu güzel konuşmalarından sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi aydınlattılar. Coşturdular seni. Tabii karar olmasa da gündeme devam ediyoruz. Faaliyet raporunu okunması. Bunun için Hüseyin Erdem Bey Gürsü'ye davet ediyorum. Faaliyet raporunu okunması ile ilgili. Dernekler Federasyonu faaliyet raporu. 2012 yılında bir ilki gerçekleştirerek Zeytinburnu ilçemizde bulunan İl derneklerinin bir araya gelmesiyle Zeytinburnu Dernekler Federasyonu kurulmuştur. Federasyonumuzun 2019 olağan genel kurulunda bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz olduğu faaliyetler aşağıda belirtmiş olduğumuz genel kurullar kurulur. 1. Federasyonumuzun yönetim kurulunu oluşturularak yönetim kurulu görev dağılımı yapıldı. 2. Yönetim olarak Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arısoy ziyaret etti. 3. İlçemizde atanan kaymakam Mehmet Makas, Zekeriya Güney, Ercan Turan'ı ziyaret ederek birlikte ilçemiz adına sivil toplum kuruluşları ile dayanışma içerisinde çalışmalar yapıldı. 4. Pandemi sürecince telefon franka aracılığıyla belediye başkanı ve kaymakamımızın katılımıyla ilçemiz hakkında toplantılar gerçekleştirdik. 5. Kaymakamımız Erzincan Valisi olarak atanan Mehmet Makas Bey'i federasyon olarak ziyaret ettik. 6. Kızılay ile işbirliği içerisinde her yıl düzenli kan bağışı kampanyası yaptık. 7. Belediyemizin katkılarıyla Zeytinburnu yöresel günlerini gerçekleştirdik. 8. 58 Bulvar Caddesi'nde şehitleri anma yürüyüşü yapıldı. 9. Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi aileleri için erzak yardımı yapıldı. 10. Aylık düzenli yönetim toplantımızı gerçekleştirdik. 11. İlçemizde faaliyet gösteren siyasi partiler ziyaret edildi. 12. Zeytinburnu ilçemiz için sivil toplum kuruluşları ile uyumlu bir şekilde çalışmalarda bulunduk. Genel kurula arz ederiz. ZEYDEP Başkanı Mehmet Çakır adına. Hüseyin Bey faaliyet raporunu okudu. Lehver Ahmet'e konuşmak isteyen varsa bekleyen yoksa faaliyet raporunu oynamaya sunacağız. Devlete söz almak isteyen arkadaşlar var ise faaliyet raporunu oynamaya sunuyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oyuyla kabul edilmiştir. Yenici Gündem maddemiz denetleme kurulu raporunun okunması ve yönetim kurulu ibrası. Bununla ilgili Fahir Demirhan kürsüye davet ediyorum. Buyurun Fahir Bey. Sayın Divan, Sayın Değerli Belediye Başkanım, Değerli Hazırım. Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Denetleme Kurulu raporu. 2012 yılında kurulmuş olan Zeytinburnu Dernekler Federasyonu 4. Olağan Kongresinden bugüne kadar olan çalışmaları incelenerek yapılan gelir ve giderlerin belge karşılığı yapmış olduğu üye kayıtları defterleri ve karar defterlerinin usulüne uyum olarak işlendiği görülmüştür. Derneğin tüm faaliyetlerinin dernek tüzüğü ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda yapılmış olduğu ve çalışmaların olumlu ve başarılı olduğu görülmüştür. Saygılarımla. Teşekkürler Fahit Bey. Denetleme kurulu raporu hakkında aleyhine ve aleyhine söz almak isteyen arkadaşlar yoksa oynamaya sunacağım. Denetleme kurulu raporunu kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kesin bütçe ve tahmin bütçenin okunması Metin Hayıroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Özellikle genel kurumumuza teşriflerinizden dolayı tüm hazırlığına başta belediye başkanım, ilçe başkanlarım, muhtarlarım, sivil toplum kurulu başkanları,
Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Burada biraz evvel faaliyet raporunda detaylı olarak yapılan faaliyetler belirtilirken giderlerin birçoğu yönetim kurulundan karşılandığı için burada sadece federasyonumuzun 1-12-2019 20-12-2022 tarihler arası resmi olarak 10.500 lira bir gelir ve giderimiz olmuştur. Onun haricinde de 3 yıllık önümüzdeki dönem 27.500 TL gelir ve önceki yıldan devrede 45 lira gelirle birlikte 27.455 lira diğer gelirler olmak üzere bir tahmini bütçe oluşturulmuştur. Söz konusu tahmini bütçeyi ve hesap pusulasınızı oylarınıza genel kurulu arz ediyoruz. Teşekkür ettim efendim başkan. Kesin bir çare tahmin bütçeyi aleyhine ve lehine söz almak isteyen arkadaşlar yoksa oylamaya sunacağım. Kesin bütçe ve tahmin bütçeyi kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Ben Mardinliyim. Mardin'de büyüdüm. Ve herhalde Mardinlerin Zeytinburnu tercih etmesi herhalde birbirine benzedikleri içindir. Zeytinburnu da bütün hakları kendi bünyesine alıyor. Şimdi gelen misafirlerimize bakıyorum. Hemen hemen tüm siyasi partilerimizin ilçe başkanları burada. Teker teker saymak isterim. AK Parti ilçe başkanımız burada. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız burada, MHP ilçe başkanımız burada, İYİ Parti ilçe başkanımız burada, Gelecek Partisi ilçe başkanımız burada, Saadet Partisi ilçe başkanımız burada, Deva Partisi ilçe başkanımız burada, AK Parti Zeytin Meclis Başkan Vekili aramızda, Yeşilay Başkanı aramızda, meclis üyelerimiz var, muhtarlarımız aramızda, geldiklerinden dolayı kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca AK Parti Genel Merkez üyemiz aramızda. Bir de birçok sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan yöneticileri aramızda. Geldikleri için teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüzük değişikliği var. Bu tüzük değişikliği ile ilgili Mehmet Çakır Başkanı'nı kürsüye davet istiyorum. Bununla ilgili bir açıklama yapması gerekir. Çünkü geniş kapsamlı bir tüzük değişikliği olduğu için hepsini tekrar tekrar okursak çok büyük zaman almış oluruz. Genel Başkanım genel bir açıklama yaparsa hem zaman açısından çok daha iyi olur, sizi de yormamış oluruz. Buyurun Başkanım. Sayın Başkanım, çok değerli delegasyon. Evet, tüzük değişikliği dedi divan. Tüzük değişikliği gereksinimi ben 6 yıllık genel başkanlık sürecinde gördüğüm eksikleri hep not aldım. Bu notlarımda Zeytinburnu'nun daha kapsayıcı, Zeytinburnu'ndaki birlik beraberliği daha önde tutacak bir tüzüğün gerektiğini burada gözlemledik. Defalarca arkadaşlarla bu konuyu konuştuk ve yönetim kurulu toplantılarında bu işe kafa yorduk. Ve bundan ilgili de biz bir tüzük komisyonu oluşturduk. Tüzük komisyonu Mustafa Göksu Başkanımız, Konya Bostırı'da, yine önceki dönem Sivaslar Dernek Başkanı olan, şu anda da Kadın Kolları Başkanım Sağcan görevine devam ediyor. Türkan Kılıçoğlu hanımefendi ve ben olmak üzere birlikte tüzük komisyonu oluşturduk. Bu tüzüğün çalışmalarını yaklaşık bir yıldır yaptık. Defalarca her programda, her mikrofon elimize geçse bu konuyu vurguladık. Ve buradaki eksiklerimiz, özellikle birinci olarak bizim her ilden bir dernek olayımız korunuyor. Ve bunun yanında Zeytinburnu'ndaki bütün STK'lardan, dernek başkanlarımızdan ya biz niye Zeylep'te yokuz? Zeylep kendi çalıyor, kendi söylüyor anlamında tabiri caizse eleştiriler aldı. Defalarca sahada bu karşı karşıya geldik. Ve bununla ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz? Örnek derneklerin tüzüklerini inceledik. Ve örnek kendimize bir tüzük bulduk. Onun üzerinden de Zeylep'e uyarladık. Çalıştık üzerinde. Ve Zeylep Meclisi'ni kurarak bütün Zeytinburnu'ndaki STK'ları, bütün katmanları biz orada birleştirici bir nokta olarak buluşturmaya karar verdik. Yönetim kurulu arkadaşlarımız da bunu onayladı ve tüzük komisyonumuz da bu konu üzerinde defalarca çalıştı.
Ve Zeynep'e uygun, Zeytinburnu'na uygun bir meclis olması için biz orada bir meclis divanı, aynı bugün buradaki divan gibi böyle bir meclis divanı oluşacak. Yine Genel Başkan adayımız Dilman Bey'in de buyurduğu gibi bu paneller, konferanslar, birçok söyleşiler bu anlamda bu meclis divanı çatısı altında yapılacak. Bunu da tüzüğün ilgili maddesiyle ilgili çalışma şekli, şemali nasıl olacağı, divan nasıl çalışacağı detaylı bir şekilde orada yazılı. Yine kadın kolları eksik, gençlik kolları eksik. Bunların da oluşturması için bunu da özellikle zorunlu organ haline getirdik. Yani bugün itibariyle inşallah bu tüzük oylandıktan sonra geçti miydi? Kadın kolları ve gençlik kollarını bizler orada yönetim kurulu olarak genel başkan başta olmak üzere inşallah birlikte bunu atamak durumlu olacak ve bunu beraber derneklerimizin içerisinde her dernekten gençleri alarak bu yönetimi oluşturacağız. Kadın kollarını aynı şekilde. Yine bir yüksek istişare kurulu diye bir kurul getiriyoruz. Bunu yani ilçemizde kaymakamını ve belediye başkanımız da yüksek istişare kurulunun bir üyesi haline getiriyoruz. Ve Zeynep de başkanlık yapmışlar arkadaşlarımızın da bu istişare kurulunun doğal üyesi oluyor. Yine Zeynep de başkanlık yapmış olan arkadaşlarımız doğal delege olarak anılır diye bir madde geliyor. Ve burada arkadaşlarımız burada görev yapmış olabilir. Şahsen ben burada görev yapmış gitmiş olabilirim ama ancak biz doğal delege olarak yine orada kalacağız. Yani devlet başkanı olmasak bile orada kalacağız. Bunu da getiriyorum. Yine bir maddemiz daha var. Çok bu geçmiş dönem tartışıldı. Özellikle bizi son dönemde veya de yıprattı. Yıprattı demeyeyim ama biz huzur setindeyim. Bu anlamda bunu da 3 yıl tek dönem üzerinde komisyon karar verdi. 3 yıl tek dönemliğine seçilmiş olacak. Sonra bir dönem ara verirsin. Eğer aday olması gerekiyor veya arkadaşlar uygun görüyorsa yine çıkar. Ama ancak 3 yıl tek dönem olarak şartımız var. Ve bu tüzük değişikliğinde bu da gelmiş oluyor. Bir konu daha var. Önemli konulardan bir tanesi. Ben başkan olduktan sonra hemen karşılaştığım bir konuydu. Biz çalışmaya başladık. Birçok faaliyeti gördüğünüz gibi slide'da da imza attık. Gerek Murat Aydın Başkanımızın dönemi, gerek Ömer Başkanımızın aynı şekilde çalışmalar görsel günler, birçok faaliyetle Kızılayakan bağışı, birçok şeyi yaptık. Ancak hemen çalışmaya başladık. Yani ister istemez insanın olduğu yerde, toplumun olduğu yerde bazen ufak tefek şeyler oluyor. Ve belki kelimeler yanlış anlaşılıyor. Orasını bilemiyorum ama hemen dedik olağanüstü kongre olsun. Olağanüstü kongreye gitmek için bizden toplantı talep edildi. İlk 6 aydı. İlk 6 ayda. Yine orada arkadaşlar, dernek başkanı arkadaşlarımız sağlıyor için olağanüstü kongreyi iptal ettik. Yani gidilmedi, imza atılmadı ama orada bir sürtüşme gibi bir arkadaşlar arasında bir şey oluştu. Bir event içinde olmak üzere. Bunu da gözlemledik ve hep notumda duruyordu. Geçen dönem bunu yapacaktık. Geçen dönem uygun olmadı çünkü tüzüğün değişimiyle alakalı bütün gereksinimden eski haliyle hal veren birçok çalışması var. Ve bu döneme kaldı. 3-2 çoğunluk getiriyoruz. Yani genel kuruluna gidebilmesi için yönetim kurulu aynı şekilde. Yönetim kurulu da bu arada 25+15. Yani 25 asil yönetim, 15 yedek yönetim oluyor. Yani 3-2 çoğunluk olmadan yönetim kurulunun 3-2 çoğunluğunun imzası olmadan olağanüstü genel kuruluna gidebilecek. Ya da delegasyonun 3-2 çoğunluğunun yani 100 delegede, 75 delegede imzası olmadan olağanüstü genel kurulu önü kapanmış oluyor. Yani isteyen istediği gibi ben imza topladım. Dernek başkanlarına 3 tane 5 tane imza attı işte biz genel kurula gidelim falan gibi konuların önüne geçmek adına ve buradaki olumsuzlukları başkanın çalışma hızını düşürmesin diye böyle olağanüstü kongreye gidelim. İşte şudur budur seçildiyse 3 yıl görevini yapacak şekilde getiriyoruz. Ancak yönetim kurulu içerisinde olumsuzluk olabilir insan sonucu itibariyle. Yani 25 kişide 17-18 kişide buna imza atıyorsa o zaman da bu genel kurulda gider yani. Olağanüstü genel kurul burada olur. Oradan da yönetim kurulunda şeyi de çekmemiş oluyoruz. Böyle dengeli bir tüzük çalışmamız oldu. İnşallah oylarınızla bunu kabul edersiniz. Bu tüzüğün birçok maddeleri var ve detaylarını anlamayalım diye ben kısa kısa notlar aldım. Bu anlamda yine tekrardan söylüyorum. Buradaki oylamanın çok önemli. İnşallah bu tüzük çalışması Zeytinburnu'muza, birlik ve beraberliğimize, Zeytin çıtasının bir kat daha yukarı gitmesine çok katkı sağlayacağını şahsen düşünüyorum. Ömer Başkanım'a da ben bu konuyu defalarca konuştuk, arz ettim. Kendisi de bilgisi dahilinde biliyor bu Zeytin'in meclis çalışması nasıl olacak işte gibi. Kendisine de söylemiştim. O da olumlu baktı. Teşekkür ediyorum kendisine de. Bu anlamda
İnşallah burada çocuk geçtiği zaman başkanımız da Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, kaymakamımız da aynı şekilde Yüksek İstişare Kurulumuz üyemiz olmuş olacak diyorum. Ben size Sayın Divan çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah oylarınızı kabul edersiniz. Bir kitle haberimize katkı vermiş olsun diyorum. Tekrarın teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Bir denek bir dönem yapacak. Yani bir ara verip tekrar bir daha yapılması diye bir şey yok. Çünkü biz orada barikine vardık. Çünkü şu şekilde Elazığ Derneği bir sefer yapmışsa Nazır Gül'e iyidir ama bir daha yapsın. Yok. Her denek orada bir sefer yapacak. O maddeyi orada bir sefer yapacak. Pardon, ben bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Şimdi bir dönem evet başkanlık yapsın ama başkan bir dönem anca derliyor, topluyor, işi öğreniyor. Bence bu iki döneme çıkmasında yarar var. Benim nacizane düşüncem. Aykırı yönce oynayabilirsin. Bir dönem, iki dönem. Ya başka söz almak isteyen varsa bu önemli bir konu. Buyurun. Başkanım anlaşıldı, o bitti. Bir dönemde çünkü komisyonda denek başkan arkadaşlarım. Öncelikle Mehmet Başkanım'a bizi aydınlattığı için teşekkür ediyorum. Genel kapsamlı bir şekilde çok güzel açıkladı. Hepimizi de aydınlattı. Nazır Başkan bir teknik getirdi. Yani herhalde unutulmuş, eksik, sadece nüans fark var. Bir dönem, bir dönem yapacak şekilde onu o şekilde notumuzu aldık ve bir dönem, bir dönem için yapacak ve tüzük değişikliği o şekilde not aldık, o şekilde düzeltiyoruz. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Delege olarak, ben delegeyim Zeydef'im. Şimdi Mehmet Başkanım'ın söylediği bütün maddeler çok güzel. Mesela Yıldıray Bey şu an Samsun'da, artık burada alakası yok. Köy muhtarı mali bilmiyorum. Yani onun doğal delege olması ya da Mehmet Bey'de bir yerde Sinop'a taşındı. Yani tüzükte o bir sakıncalı değil mi? Kanunen sıkıntı var mı bilmiyorum ama yani başkan, sadece başkan. Tamam ya, başkan, başta başkanlık yapmış. Başkanlık yapmış. Bu da değil ama. Devlet için diyorum, benim için değil yani. Sıkıntı bölüm delege. Okey. Şimdi şöyle. Sıkıntı olmasın yeterim. Ben 20 ile aşkın süredir sivil toplum kuruluşlarıyla içindeyim. Yani üniversiteyi bitirdikten sonra hep içindeydim. Medya Derneği'yle başladım. Mahalli İstanbul Mardin'den, şimdi Federasyon Başkanı'nı yürütüyorum. Hani İstanbul Mardin Derneği'nin Fahri Başkanı'yım. Sağ olsunlar, tüzüğe de geçirdiler. Allah razı olsun yönetimle. Şimdi emek vermiş bir kişinin orada doğal delege olarak durmasında, yani evet Sinop'a gitmiş olabilir, Mardin'e gitmiş olabilir, Tekirdağ'a gitmiş olabilir. Bu bir renktir. Bence kalması güzel bir şeydir. Ama zaten doğal belgelik başkanlık yapan şahıslar için getirilmiş. Bunun federasyonunda başkanlık yapan bir adam da bir doğal belge olsun bence. Yani çünkü haktır. Yıllar en az 3 yılını vermiş bir adam orada doğal belge durmazsa biz de durmayalım yani. Bence. Yani bence tüzük değişikliği gayet makul. Şeyi biraz 2-3 bölük 2 çoğunluk biraz fazla. Sağ çoğunluk olsaydı daha iyi olurdu. Daha demokratik olurdu en azından. Ama tabii ki başkanım onu da açıkladı. Başkanın hızını kesmemek için. Yoksa onun dışında herhangi bir şey yok. Yani sağ çoğunluk verilmişse demek ki falan öyle uygun görülmüş. Bu şekliyle lehvalikte görüşmek. Cemal Başkan. Buyurun. Kurucuların doğal delege olarak kalması yönünde değiştirilmesi için talepte bulunuyor. Çünkü sıkıntıyı çekenler kurucular. Yeni başkanlarımız çıtır başkanlar. Hepsi yeni geldi. Bizim o zamanki sıkıntılarımızı kimse bilmez. Ben de vardım orada. Evet, onların doğal delege olarak kalması yönünde önerge şimdi Mehmet Başkan'ın konuşmasında da bir komisyon oluşturulmuş, bir divan oluşturulmuş ve 20 dernek de bu konuda hemfikirse bence çok bu konuda tüzük değişikliği ilgili çok fazla tartışmaya girmeden, çünkü bizim irademiz değil, 20 derneği
bir araya gelmesiyle oluşan bir federasyondur ve 20 devletin iradesi eğer bu yöndeyse bu konuda çok güzel bir teklif, tekrar uzatmaya gerek yok. O komisyonun oluşturduğu tüzük herhangi bir değişiklik yapmadan oynamaya sunmak isterim. Çünkü bu bizim irademiz değil. Burada yönetimde olmayan kişiler de vardır. Onun için mevcut haliyle oynamaya sunacağım. Tamam başkanım, yalnız 20 dernek diyor da 20 dernek içerisinde biz de vardık. Bir dönem orada kabul edildi. Yani şu anda bu evet, bir dönem yazıyor. Tam bir dönem yazıyor burada başkan, onu yanlış telaffuz. Sen bir dönem yazıyor. Yok. Bir dönem o var. Yani yok, hoşuma gitti. İkinci sefer yok. Bakın. Bakın, maddeyi okuyorum. Maddeyi aynen okuyorum. Hazır başkan, aynısı burada bir genel başkan bir dönem için seçilir. Birinci dönem bir dönem genel başkanlık yapan kişi tekrar bir dönem ara verdikten sonra Zeytinburnu Denekli Federasyonu aday olabilir. Bir dönem boşluk verir misin? Evet. Yani üst üste olmuyor. Siz ben size ben anlatayım size anladım. Başkanım bak şunu anlatıyorum. Çoğu zaman bunu da konuştuk. Dedik ki arkadaşlar burada 20 tane dernek var. 20 tane dernek bir sene sonra düzeldikten sonra tekrar bir kişi daha olmasına önünü kapatmamız için bir dernek yani en azı derneği bir dönemler var. Ha hiçbir aday yok. Mehmet Başkan tekrar orada aday olmak ister. Hiç kimse çıkmaz bu ürün yapar dedi. Biz orada onu imza attık. Şimdi burada bu değişiklik bir sene dursun. İkinci sene bir daha olsun. Zor olmuyor. Bir sene değil, bir dönem için. Evet, işte bir sene değil, sizinle anlayın. Devam başkanım. Biz o zaman öyle imza attık buraya. Ama burada değişiklik var mı? Ama işte burada değil ki, yani aynı oraya alırsın, yani bir dönem dinlendiriyor, yok bir daha olsun, olmasın yani. Yok, yok, yok. Boşuna konuşalım. İlhan Bey'in yerde iki dönem yazsın. Seçilen hakkı iki dönemdir. Şimdiye kadar da iki dönem olur. Bir dönem yaparız, seviyoruz sana başkan. Yine devam edelim. Yok, bu tüzüğe aykırı olur. Üst üste iki dönem yok. Yani tüzüğe göre üst üste iki dönem yok. Bir dönem için yapılır, ara verilir. Tekrar veya o federasyona bakılır. Tekrar şimdi ön seçim yapıldı. İlman Başkan seçildi ve tek liste sunuldu. Tek aday olduğu için yönetimi okuması için arkadaşıma verir diyor arkadaşıma. Değerli başkanlarım, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Asil Yönetim Kurulu üyeleri Dilman Kaya Başkan, Mehmet Çakır, Arif Şengül, Mustafa Göksu, Nazır Güler, Davut Genç, Necati Kalem, Nihayet Gölbaşı, Abdülkerim Kava, Ahmet Metin Ayıroğlu, Fazıl Ahmet Sönmez, Suat Sarıkaya, Abdülhamit Basyalı, Savaş Yüksel, Hasan Bütün, Esat Temel, Adem Unca, Mehmet Selçik, Hüseyin Koca Kaplan, Yaşar Kuş, Hüseyin Erdem, yedek yönetim üyeleri, Şenol Araç, Yusuf Salame, Hasan Eroğlu, Sinan Varlı, Salim Metin, Kadir Üve, Bahri Kılıç, İsrafil Bahçe, Resul Gür, Ali Akkuş, Türkan Kılıçoğlu, Rıdvan Çakar, Taylan Demirelli, Mehmet Yıldız, Savaş Kiremit, Sergen Başakçı, Süheyla Çelik, Nadiye Polat, Recep İlgin, Ramazan Kaya, Özgür Köse, Denetleme Kurulu Asıl, Kemal Dündar, Faik Demircan, Cüneyt Tezcan, Denetleme Yedek, İbrahim Bahri Açık, Ergin Aksan, Ahmet Ilgaz. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ismim de varmış, ben bilmiyordum şimdiye farkına vardım okununca. Teşekkür ediyorum. Asil Yönetim Kurulu ve Yedek Yönetim Kurulu'nu oylamaya sunuyorum, kabul edenler. Ben de etmeyenler oyuyla kabul edilmiştir. Denetleme, asil denetleme kurulu ile denetleme kurulu oylama sürüyorum. Kabul edenler, etmeyenler oyuyla kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.
Eski yönetime teşekkür ediyorum. Başta Mehmet Başkan'la ve yeni yönetimi tebrik ediyorum. Sonsuz başarılar diliyorum. Yeni yönetimi sahneye davet ediyoruz. Şu an dilek ve temennilerden sonra etsek, dilek ve temenniler son gündem maddemiz. Dilek ve temennide bulunmak isteyen arkadaşlar var ise peşinde yeni yönetim kurulunu kürsüye davet edeceğiz. Memnun halinden anlaşılan yönetim kurulunu kürsüye davet ediyorum. Buyurun, bizim de görevimiz burada sona ermişti. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum, arkadaşlara veriyorum. Sonsuz başarılar diliyorum. Zeynep'e hayırlı uğurluğunu toplayacağız. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.